Merhaba millet. Bugün biz de trende uyduk. Batik boyama yapacağız Merve ile beraber. Tişörtlerimizi boyayacağız. Hemen malzememizi tanıtalım her zamanki bir klasik. Önce gittik kumaş boyası aldık. Kırtasiyeden. Farklı renklerde. Siz de çizeceklerde alabilirsiniz. Gayet uygun. 2,5 lira gibi Lastik. fiyatı. Bir de pakette lastik aldık tişörtleri bağlamak için. Ve eski tişörtlerimizle yapacağız. Eski beyaz tişörtlerimizle. Bir de sıcak suya ihtiyacımız var. Öncelikle ben şunların rengini daha güzel verebilmesi için sulandıracağım. Sıcak suyla. Yani şu günlerde tam da böyle stres atmalık bence. Ben beğendim bu işi. Kesinlikle. Hem de uygun bir aktivite. Bu aralar 2,5 lira. Değil mi? 2,75. 2,75 lira. 6 tane aldık. Bir de paket lastiği aldık. İşte 20 lira para verdik. Tişörtlerimiz de eskiydi zaten. Yani evde olan Var bir tişörtlerinizi 20, aynen. değerlendirebilirsiniz. 20 TL'ye Bunu bir şeyle de aktivite yani. yapıyorlar. Renkli tişörtlerini katlayıp çamaşır suyuyla batik desenle yapabiliyorlar. Evet, böylesi daha böyle bir şey. Böyle Yaratıcı daha bence. renkli, güzel, aynen. Daha renkli, güzel. O böyle sanki böyle... Ben beğenmedim onu ya, bir öyle dedim de. Böyle çizik çizik sanki renk yapmış şey olmuş gibi böyle bir tuhaf geldi bana. Oldu mu pembe sence? Oldu, harika oldu. Bence bu değil mi? Rengini çok vermedi. Yok, içine daha Baksana ki partiküller dönüyor. acaba işte sıcak olmadığı için su acaba o yüzden bir şey olmadı. Evet, partikül kalmaması gerek arkadaşlar. Tişörtünüze yapış yapış yapışın, ondan sonra da iyice çözülmesi lazım. Sonra desen nokta nokta olur. Az önceki değişik bir desen gibi olur. Aynen. Bu renkler tam Milka'nın ineği gibi olur ama. Şöyle renklerin güzelliğine bakın. Aynen. Çok güzel ya, rengarenk. Biraz sonra tişörtümüzü bu şekilde açıyoruz. Sen çevir. Ve şu kalan yerlere renkli renkli boyalar dökeceğiz. Evet. Güzel. Şu her bir bölmeye bir renk dökeceğiz. 3 tane lastikle bölme bölme yaptık. Bırakacağız. Aynen. Bunu da bu şekilde yaptım. Şöyle düz doladım ve lastiklere geçirdim. Şimdi bunları renklendireceğim. Evet Evet. arkadaşlar, bitmiş hali bu şekilde oldu. Bakalım açınca nasıl görünecek? İnşallah güzel olmuştur. Şimdi maskelerimi de boyamaya karar verdim. Şurayı ilkini bırakacağım. Maskeleri de evde yapmıştık. Nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Şimdi maskeleri boyama şansına geçiyorum. Bir tanesini lastikle boyayacağım arkadaşlar. Kat kat yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi tişörtlerimizin boyanmış hali bu şekilde. Gayet güzel oldu bence. Maskemi de boyamıştım, biliyorsunuz. Şimdi Merve'ninkini inceleyelim öncelikle. Evet, Merve'nin tişörtü böyle kat kat oldu arkadaşlar. Merkeze göstereyim. Gökkuşağı gibi oldu, çok güzel oldu. Ama Merve'ninkine tek sıkıntı şey oldu arkadaşlar. Şurası silindi, Evet. birbirine aktı bir de. Anlamadım sebebini Sanki bence boyanın kalitesinden dolayı oldu gibi geldi bana. O ama. yüzden arkadaşlar aktarda satılan böyle tozlu paketli olanlar var, 5 Evet, lira. onlar daha. Belki onlardan daha iyi sonuç alabilirsiniz. Bu arada bir trik noktası, Merve'ninki mesela gördüğünüz gibi renkleri parlak. Biz tişörtü yıkadık, ondan sonra boyadık. O zaman parlak oluyor. Eğer tişörtü yıkamaz, kuru yaparsanız. Yok, yıkamanıza gerek yok. Sadece sudan Ha. geçirirseniz o şekilde daha canlı oluyor renkleri. Aklınızda Aynen. olsun. Öteki türlü soluk oluyor. Eğer soluk sevenler olursa, o da Aynen. benimkisi. Evet, benimki de böyle soluk fazla oldu. Bu tişörtü satmadan yaptık, o yüzden böyle oldu. Çok güzel oldu böyle. Hippie tarzı gibi oldu bence. Bir de Beğendim. ikisinin şeyine farklı yaptık. Mesela seninkini göbekten kıvırıp şekilde şekil verdik. Ben
Düz ve her yerine aralıklarla lastik takarak şekil verdim. Bunu da öylesine yaptık. Bunu da böyle kalan boyalarla takmadık böyle. Beyaz kısımları da oldu böyle. Bunu aslında böyle mor yapsan Milka İne gibi bir şey olabilir yani bence. Tek renk. Bu böyle güzel oldu. Maskemiz de harika oldu. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz.